Şimdi 50 liralık almaya devam edeceğiz. Bir zam haberi var. Ne 50 liralık almaya devam edeceğiz? Tabii herkes artık bunu biliyor. Benzin, motorin, otogaz. Benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş, otogaza 45 kuruş. Bu gece yarısından itibaren zam var. Bir izleyicimiz demiş ki bunları yaşıyorsa bir ülke, sebep de sonuçta ülkeyi yönetenlerdir. Biliyorsunuz biz 50 liraya bir yere gitmeye alıştık filan, hani böyle bu mesafe de kısalıyor ama herkes bilir. Keşke yer çekimi olmasaydı yani. Yani 50 liraya hep aynı mesafeyi gidebilseydik. Öyle zannediyorlar ya. Gerçekten öyle zannediyorlar. İzleyelim haberimizi. 50 liralık alıyorum ama nedense daha az gitmeye başladım her 50'likte. Akaryat 40'ta zam geldi, şöyle düşünün. Kardeşim çiftçi memlekette. Her şey mazotla dönüyor, benzinle dönüyor. Çok pahalı. Tarladan çıkarttığı üründen daha pahalı benzin fiyatı, mazot fiyatı. Zararda, elimdeki para da bu falan. Buna da ekmeğimle küçük oğlumun gönlünü yapacağım. Çiftçi kardeşini doğrudan etkileyen o motorin zammı, ablasının elindeki market alışverişinden kalan parayı, filesindeki ürünün miktarını etkiliyor. Akaryakıta geçen hafta gelen zamlardan sonra yeni zamlar da kapıda. Benzinin litre fiyatı 52, motorin 50 kuruş zamlanıyor. Gece yarısı itibariyle pompaya yansıyacak, pompadan depolara, raflara uzanacak, zam dalgası cüzdanları vuracak. Akaryakıta gelen zamlar istasyonlardaki akaryakıt göstergelerini etkilemekle kalmayacak. Özellikle motorine gelen zam iğneden ipliğe, her şeye yansıyacak. O yüzden de buradan kalkacak, markete kadar gelecek motorine gelen zamlar raflardaki fiyatlara yansıyacak. Yine yeniden etiketler değişecek. Evet, hepsi yansıyacak. Yani bu gece gelecek. Belki yılbaşından geri gene gelecek. Hiç bilemeyik. Vay milletin haline. Oysa hem daha ekonomik olsun hem de park yeri sorunu yaşamasın diye 2 sene önce motosiklet almıştı. Şu motoru ben 50 liraya fulluyordum. Şu an 100 liraya fulluyorum. Artık bir ay sonra 120 mi olur, başka bir şey mi olur bilmiyorum. 3 günde bir de benzin alıyorum artık. Her 3 günde bir 100 lira, ayda 1000 lira. Evdeki hesap uymadı çarşıya. Motorin artık benzinden de daha pahalı. Benzin İstanbul'da yaklaşık 8 lira 69 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 8 lira 77 kuruşa yükselecek. Üretim ve nakliyede kullanılan motorin ise İstanbul'da 8 lira 73 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 8 lira 81 kuruş olacak. Yani yol, nakliye masrafı artınca tüketici için markette yine etiketler değişecek. LPG'ye de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 45 kuruş zam bekleniyor. Fiyatlara bakıyorsunuz herhalde. Ya fiyatlara bakıyorum ama fiyatlar da bayağı bir el yaktığı için bakıyoruz, çekiyoruz kendimizi yani. Fiyatlara bak. Çocuğun olsa ne olacak? Allah korusun, bu çocuk isteyecek değil mi? Hani canı isteyecek. Anne ya da bir armut ver ya da bir mandalina al. Cebinde paran olursa alacaksın. Olmasa ne diyeceksin? Ağlıya eve gideceksin. 5, 6, 7, 8 TL. Küçük bir süt aldım. Küçük kızım onun gönlü olsun diye. Yemekliyim. Yarım kilodan biraz az kuru fasulye. İndirimden süt aldım. 4.900'e. 2 tane salatalık, 2 domates, bir de süt aldım. Yakıtımız da umudumuz da azalıyor. Yani emin olun bu durumda, bu akaryakıt fiyatlarıyla ki her şeye yansıyacak, fazla uzağa gidemeyiz. AK Parti yönetimi de bir yere varamaz.